Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Serinin son sezonu olan İlkbahar'da sizlerleyim. Bundan sonra tabii yeni seri gelecek. Onu da sabırsızlıkla bekliyoruz ve buradaki ödüller ve ufak tefek ince detaylar var. Gene bayağı detaylar var arkadaşlar. Hepsini vereceğim. Yalnız başlamadan önce söyleyeyim. Bu gece Türkiye saatiyle 12.30'da bütün görevleri yaptığımız canlı yayın Twitch'te olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hepinizi bekliyorum. Şimdi ilkbahar sezonunda 20 puan topladığımızda Cadillac CT4 V'yi alıyoruz. Ve 40 puanda da Radical RX C'yi alıyoruz abi. Ondan sonra burada yeni DLC'nin yani Rally Adventure'ın görevleri var. Burada tabii belli mertebeye erişmeniz gerekiyor biliyorsunuz arkadaşlar. Hız kapanında süper şans çarkı. Bir zamanın çarkı şampiyonasında da Horizon kuşları motocross kaskını alıyorsunuz. Haftalık mücadelede bir efsane var. GTR R35 Black Edition arkadaşlar. Ondan sonra bu arabayla bir sokak yarışı kazanıyorsunuz. Üzerine yetmiyor. Bir de abi tehlike işaretlerinde 6 yıldız kazanıyorsunuz. Bitti mi bitmedi. 3 hız kamerasını parçalayın diyor. Yani hız kapanıdır arkadaşlar o. Onu da yaptıktan sonra bunu tamamlamış oluyoruz. Şimdi Forza Ton günlük mücadeleler. Pist tehlike işaretinden toplam 3 yıldız kazanın. Hemen göstereyim pist tehlike işaretini. Bakın abi pist tehlike işareti burası. Alt taraftaki pistte zaten. İkinci görevde 2019 McLaren Speedtail ile 3 gözü pek yeteneği kazanın. Trafikte otobana falan çıkın arkadaşlar. Sağlam makaslara başlayın o yeteneği göreceksiniz zaten. Herhangi bir Infiniti'de 8 km sürün. Peki. 58 Austin Healey Sprite MK1 aracının fotoğrafını çekin. Bu da tamam. Amerikan yapımı herhangi bir araç ile 3 ucuz atlatma yeteneği. Bunu da aynı şekilde arabaları yakın geçip makasları atmaya devam edip halledebilirsiniz abi. Yamaç Drift bölgesinde 3 yıldız kazanın. Yamaç Drift bölgesi de hemen bu pistin yanında arkadaşlar zaten. Bakın burada. Ben de şu an buradayım. Birazdan neden burada olduğumu da göreceksiniz. Son görevde de herhangi bir gece yarısı savaşını kazanın. Bunu daha önceden de göstermiştim arkadaşlar. Bakın şu mesela bir gece yarısı savaşı. Bu tarz şeyler etrafta var. Bakın burada da var. Bunlardan kazanacaksınız. Şimdi Forza Ton mağazasına geldiğimiz zaman burada zaten Speedtail var. Speedtail bende de varmış. Ama burada AMG GTR yokmuş abicim. Hemen bunu alıyorum. Bunu aldık. Denemede Salin S1 2018'i veriyor. Event Lab'lerin birinde Lotus 311, diğerinde Süper Şans Çarkı veriyor. Event Lab'ler gerçekten çok zevkli abi. Tehlike işareti, hız kapanı, hız bölgesi, Süper Şans Çarkı sabit. Sezonluk şampiyonu hafif seyahatette de 2010 Golf R var. Ve kendine gelmekte Chevel var. 70 model arkadaşlar. Horizon Tour işbirliği şampiyonasında sadece 3 puan. Şimdi burada hazine ama bu da olsaydı, ku da olsaydı vakit... Bu da olsaydı, ku da olsaydı vakti geçti böyle abuk sabuk tekerleme gibi bir şey koymuş. Süreyi tüketmediğiniz sürece atlatacaksınız bu arcade'i basitçe. Arcade'e gireceksiniz arkadaşlar Playmont Kuda'yla. Arcade'i tamamladıktan sonra süreyi tüketmediğiniz sürece dediğine göre tahminim 60 puan almak, fullemek yani bütün görevleri oradaki yapıp bitirebilmek. Şimdi fotoğraf mücadelesine geleceğim ama eleyici büyük çarpışma 30. olarak veya daha iyi bitirin diyor. Ve 2009 M5 veriyor arkadaşlar. Hız bölgesi bu da Hot Wheels DLC'ndeki hız bölgesinde süper şans çarkı. Gece yarısına kadar yakmada da 88 M5 veriyor. Güzel böyle efsanevi araçlar var abi gerçekten. Hani GTR olsun, işte BMW'ler, M5'ler olsun. Güzel şeyler var. Şimdi fotoğraf mücadelesi. Her zamanki gibi neon tankımız bizi bekliyor. Palacio Azul del Oceano'daki neon tankın yanında herhangi bir modern spor aracın fotoğrafını çekin diyor. Bakın abi neredeyiz. Burada az önce gördüğünüz zaten şu drift zımbırtısı var ya yamaç. Onun yakınında aşağıda arkadaşlar zaten büyük siteler var. Sitelerin duvarlarının orada. Gerekli aracı da seçtim. Bakın abi. Neon tank burada. Şu yoldayız. Bu sitelerde burada zaten. Burada bir de tehlike işareti var biliyorsunuz. Hemen bu görevi birlikte yapalım. Yapıştır. Nasıl çektiğimizin önemi yok. Fotoğrafı kaydetmemize de gerek yok. Ve bu görev tamamlandı. Gördüğünüz gibi işlem tamam. Şimdi her zaman söylediğim gibi unutmadan abi Super 7'e geçiyorum. Çünkü Super 7 bu defa da araba veriyor. Ve BMW i8'i veriyor. O yüzden eğer garajınızda yoksa almanızda fayda var. Zaten çok basit, kolay ve eğlenceli oluyor Super 7'ler.
Evet arkadaşlar, sezonun son serisi, bundan sonra seri değişecek bütün arabaları veya yeni arabaları sabırsızlıkla bekliyoruz. Zaten ben seriyi çoktan tamamladım abi, burada gördüğünüz gibi Aventador J'yi de aldım. OK'ye dönüyoruz yani, anlayacağınız. Geceki yayını unutmayın, Türkiye saatiyle 12.30'da sezon videolarını mümkün olduğunca kısa ve özetli şekilde tutmaya çalışıyorum artık, farkındaysanız. Siz de sıkılmadan bütün görevleri hızlı hızlı öğrenin diye bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açıyorsunuz. Bir de like atıyorsunuz. Başka bir şey kalmıyor zaten. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.